Nüfusumuz artıyor ancak artışın hız kestiği anlaşılıyor. Nüfusumuz artık bu ülkede 83.614.362 kişiyiz. İstanbul'sa göç veriyor. Hayallerin, büyük umutların başkenti İstanbul. Türkiye'de hemen hemen herkesin en az bir kere de olsa görmek, mümkünse yerleşip yaşamak istediği bir şehir. Belki de şimdilerde şehirdi demek daha doğru olur. Çünkü istatistiklere göre o hayaller artık kurulmuyor. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Çevremde de insanlar gidiyor ki ve ben de yani eşimin emekliliğini bekliyorum. Ben şu an emekli oldum. Bir an önce biz de gitmeye bakıyoruz. Peki neden? Yaşam şartları daha ağır olduğu için hem de ya eski İstanbul yok artık. Son sayımda İstanbul'un nüfusu 15.462.452'ye düştü. İstanbul'un taşı toprağı altın derlerdi. Tarihiyle, simge yapılarıyla hemen hemen her kesimin gönlünde yer edinmiş bir şehir. Özellikle Anadolu'dakilerin görmek, yaşamak istediği şehirlerin başında geliyor. Ancak İstanbul'da göç tersine döndü. Peki ne oldu da böyle oldu? İş durumundan dolayı. İş yok. İş yok, güç yok. Ben sabahtan beri dükkan açmışım. Saat 9'dan buradayım. Şu ana kadar sifta yapmamışım yani. Kalabalıktan kaçıyorlar. Bir saatlik yolda 4 saat gidiliyor. Kimi düşüşü işsizliğe, kimi de trafiğe bağlıyor. Bazıları da bir gün imkan olursa İstanbul'dan ayrılmak istiyor. Oğlum da terk etti İstanbul'u. Yurt dışında çalışıyor. Siz de gitmek ister miydiniz yani? Evet, isterim. İstanbul'da bu yaşam şartlarından mutsuz herhalde insanlar. Bir de özellikle pandemi sürecinde kaçış başladı. İstanbul'un nüfusu 56.815 kişi azaldı. Tabii söz konusu milyonlar olunca bu rakam da küçük kalıyor. İstanbul'un sokakları hala kalabalık, hala yoğun. Ancak akıllardaki soru da şu: İstanbul'da tersine göç devam eder mi? İşte bu sorunun cevabı da önümüzdeki yıllarda saklı. İstanbul'u seviyorum da İstanbul İstanbul'dan çıktı o. İmkan olsa gider miydiniz? Ben şimdi giderim hem de. Eğer imkanım olsa bir saat durmam.